Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dostlarım ölümsüz barbar kral taktiği göstereceğim dostlarım. Evet, bildiğiniz bu kral ölmüyor. Videonun başındayken sizden bir ricam olacak. Bu videoya bir 10.000 like yapalım. Uzun zamandır like istemiyordum videolarımda ve 400.000 abone olma yolunda emin adımlardan ilerliyoruz. Hala abone olmadan izliyorsan güzel kardeşim, abone olmayı unutma. Ben ölümsüz barbar kral taktiğini göstermeye gidiyorum. Şimdi bu taktiğin işe yarayabilmesi için buradan ekipmanlarımızın bu şekilde olması gerekiyor. Koruyucu da dostlarım öfke taşı olacak. Kral'da da eldiven, eldiven dışında diğerlerini de alabilirsiniz ama eldiven de çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. Yani ben bu şekilde kullanıyorum. Şöyle bir istek attım. Şöyle kendime bir saldırayım dostlar. Şimdi nereden bırakacağım? Şuradan. Önce arkadaşlar kralı bırakacağız, ardından koruyucu bırakacağız. Koruyucunun özelliğini kullandıktan sonra dostlarım bakın şöyle bak kralı bırak, koruyucuyu bırak, koruyucunun özelliğini kullan. Şimdi kral normal olarak koruyucunun desteği sayesinde ölümsüz arkadaşlar. Hani ölmüyor. Şimdi her şeyi vuruyor. Tekli canım kilitlenmiş. Her şeyi kilitlenmiş. Koruyucunun özelliği geçecek ve ben kralın özelliğini hemen hızlı bir şekilde basacağım. Bakın koruyucunun özelliği geçti. Kral hala ölümsüz arkadaşlar. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. İnanılmaz. <laughs> Şu tekli canımın vurmuş olduğu hasara bakabilir misiniz? Kafayı yemek üzereyim. Tabi özelliği bitince kralın da arkadaşlar. Öl ölüyor ister istemez. Bir de bunun ankası da var. Anka da bir ekstra destek veriyor. Daha ne yapsın abicim? Daha ne yapsın bu kral? İnanılmaz bildiğin sömürdü. Tüm savunma binalarını çok güzel oyaladı arkadaşlar. Resmen tank kelimesinin vücut bulmuş hali. Şimdi istersen canlı saldırı. Hattı bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle bir eve geri dön. Bunun bir test düzenini hazırlamıştım. Bu şekilde bir test düzeni hazırladım. Monolit var. 3 tane cehennem kulesi var. Direkt ortadan barbar bar. kralı bırakacağız. Zaten en ağır savunmalar bunlar dostlar. Bunlar çok ciddi hasar veriyor. Ve testimizi yapacağız. Bir koruyuculuğu yapacağım. Bir de koruyucusuz yapacağım. Yani koruyuculuğu koruyucusuz derken önden ilk başta kralı bırakıyorduk ya. Bakın kralı bırakacağım. Hepsi krala kilitlendi. Koruyucuyu bırakıyorum. Hemen özelliğini bastıktan sonra dostlarım. Bakın kral zaten... Eldiven var ya eldiven olduğu için her vuruş başına da can yeniliyor dikkat edersiniz. Şimdi özelliğe bitecek koruyucunun. Kralın özelliğini kullanıyorum. İnanılmaz. <laughs> ya bu nasıl bir bak bu bak mı değil mi bilmiyorum ama inanılmaz bir şey arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir şey. Şu an tüm savunmalar vuruyor. X sayı, tekli canem, monolit hepsi vuruyor ya. Şimdi bir de koruyucu önden bırakıp arkadaşlar önden bırakacağız. Koruyucu tam ölecekken kralı bırakacağım. O şekilde denemek istiyorum. Böyle önden koruyucuyu bırakalım. Ardından kralı bırak gitsin. Koruyucu zaten kendi kendine ölecek. Özelliği otomatik aktif olacak dostlar. Gayet güzel. Şimdi derken gider ayakla bir tane tekliği götürdü. Özelliği bitti. Güzel. Şimdi kralın özelliğine bakın. Biraz bekleyeyim hatta önemli değil. Biraz bekleyeyim dostlar bakın. Biraz bekleyeceğim. Şöyle özelliğini bastım. Tam ölüyordu bu arada arkadaşlar. Ve ölümsüz. Yine <laughs> işe yarıyor. Ama yeter ki koruyucunun özelliğini kullandığım zaman kral da bu çemberin, yani koruyucunun çemberinin içinde olması gerekiyor. Bilginiz olsun. İnanılmaz. Ya vallahi tölecek bir şey bulamıyorum. Bunu Supercell'e bildirmeli miyiz arkadaşlar? Yoksa bildirmemeli miyiz? Bence Supercell'in bundan haberi var arkadaşlar. Bence var. Şimdi bir de bunu orijinal kılıç oklantı denemek istiyorum. Az önceki bizim demo hesapta arkadaşlar. Şöyle bir eşleşme bul diyelim. Sadece koruyucuyla göndermem gerekiyor dostlar. Şimdi şöyle sağdan soldan bir saldırımıza başlayalım. Tekli cehennemin olduğu yerden mi ilerletsem? Kral. Ya şöyle bir şey yapsak. Ee, tık tık tık. Şöyle gönder abicim kralı da yolla, kraliçeyi de yolla, koruyucuyu da yolla. Şuraya da hemen iki tane orman bincisi, bir tane de. Bir tane yolladıktan sonra geriye kalan askerleri yollamak istiyorum ama bak koruyucu yapma 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 yapma. Koruyucu sol tarafa gelir misin? Bak kral sattı. <laughs> Böyle adam gibi ya. Böyle satma askerlerini. Şöyle bir tane de iskelet yollamak istiyorum. Sol tarafa da şampiyon ve çırak koruyucu. Bakın kral hasar yemeye başladı. Ben koruyucunun özelliğini kullanayım. Abi arada zeplini atmayı unutmuşum. Odam şu an kralda olduğu için savaşa odaklanamıyorum. Bir öfke büyüsü buraya bir öfke büyüsü buraya. Şimdi arkadaşlar birazdan kralın özelliğini kullanacağım. Ve kral yine ölümsüz. Gerçekten inanılmaz. <laughs> şu an kral ölümsüz arkadaşlar. Ya bunu düşünsenize tüm ağır savunmaların krala kilitlendiği zaman kullandığınızı düşünün ya. İnanılmaz. Ben olsam bu saatten sonra bu orduyu kullanırdım. Yani bu ordu değil buradaki kahraman ekipmanlarını kullanırdım en azından öfke taşı ve kraldaki eldiven mükemmel iş yapardı dostlar ne diyorsunuz bu konu hakkında düşünceleriniz ne biliyor muydunuz bunu bu arada yani duymuş muydunuz ya da herhangi bir yerden bana bir iki kere denk geldi savaşta kendi başıma yaparken ama bunun tamamen öfke taşı ve e, kralın eldiveni sayesinde olduğunu bilmiyordum dostlarım. Sonra sosyal medya hesaplarında dolaşırken böyle bir tane böyle bir e sporcunun bu bak mı yoksa niye böyle böyle bir paylaşımını gördüm. Sonra ben de denedim aynı bu öfke taşı ve koruyucu e, kralın eldiveni kullanarak ve her saldırıda olmaya başladı. Çözdük yani. Şöyle şampiyonun özelliğini kullanalım dostlar bir de gelmişken. Gayet güzel bir de dondurmam var. Onu da salla gitsin. Güzel ya. Bir saldırı daha yapmak istiyorum. Bu arada bunu yükseltebiliyor muyum? Yükseltsem mi? Yetenek seviyesi 63 oluyor tamam yükselti önemli 11 level'e kadar yükseltmiş olduk yavaş yavaş da buradaki ekipmanları da basıyorum sizlerde durumlar nasıl arkadaşlar yani Klan savaşlarına katılın. Kaybetseniz de katılın. Katılsanız da katılın. Satsanız da kazansanız da katılın dostlar. Ya en azından bir an önce şuradaki tüm ekipmanları fullleyin de. Yarın öbür gün yeni ekipmanlar falan gelir sonra. Bilmiyorum. Tüm odağınız o yeni ekipmanları olsun. Ve gerçekten oyunun kaderini değiştiren ekipmanlar bunlar dostlar. Bilginiz olsun. Bakın şuradaki öfke taşı <laughs> ve kral mükemmel ikili. Hemen ardından ikinci saldırıya geçelim. Güzel. Bak tam şurada düşünsene. Monolith, Kaya Saçar, X sayıları, Kartal. Hepsi kitlenmiş durumda. Kralın özelliğini kullanıyorsunuz. Ya, muazzam ya. Yapabilecek miyim bilmiyorum moda ayrı bir mesele. Şöyle direkt hemen soldan bir de titanı da bıraksak güzel, güzel olacak. Şöyle 1, iki. Bu boşluktan bırakacağım. Adam burayı doldurmamış. Hemen ardından kral, koruyucu, kraliçe. Geriye kalan hemen orman bincilerini yolladıktan sonra arkaya da şöyle bir, bir iki tane okçu e, okçuyu sallayalım. Gayet güzel. Şuraya da tekrardan bir iskelet bırakacağım. Öfke büyüsünü gönder gitsin. Sol tarafa şampiyonu ve çırak koruyucuyu göndereceğim dostlar. Gayet güzel. Klan kalesi de çıktı. Hemen bir zehir büyüsünde de klan kalesinin üstüne atmak istiyorum. Şimdi şuradan zeplinimizi de yollayalım dostlar. Koruyucunun özelliğini hazır kraldı oradayken kullanmak istiyorum. İki tane mayının çıktığından kullandım dostlar. Üç. Oha. Yavaş be kaç tane mayın koydum bu oraya. <laughs> Şöyle öfkeyi atalım zepline mükemmel. Şu noktaya bir dondurmayı sallayalım. Gayet güzel. Bakın kralın özelliğini kullanmayacağım savaş sonuna kadar dostlar. Herhangi bir şekilde kullanmayı düşünmüyorum. Kreşen'in de özelliğini basalım hazır gelmişken. Şu noktaya da bir dondurma. Şurada en azından ölmesin okçularımız. Şuraya da bir dondurma atalım. Mükemmel. Ya şuraya şurayı zehir atmamak için zor tutuyorum. Baksana buradaki e, hava iskeletlerine inanılmaz. Şöyle bir öfke büyüm var. Onu da hemen hızlı bir şekilde atalım. Kralın özelliğini kullanmadan köyüş dedim lan. Zaten ordu güçlü. Bir de böyle bir şey denk gelince ya, muazzam oluyor. Şu, şöyle kralın özelliğini kullanayım. En azından arkadaşlar hasar yemesin boş boş. Şampiyon da özelliğini kullanıyorum. Tertemiz kullanamadık ki çok basit üçlendi ya. Cık. Olmaz ki böyle aga. Dostlarım bir şey söyleyeceğim. Az önce bir fatamı fark ettim asker beklerken. Şöyle dev bombanın bir tanesini iptal etmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Önemli değil. Şurada sürekli altının boşa gidiyor. Ben niye duvar basmıyorum o bir inşaatçı lan? Bir dakika şöyle bir toparladım mı her şeyi? Yüzde yirmiler falan filan. Oha bir sürü şey varmış. Bunları toparlayalım askerlerim çıkana kadar. Çünkü klan savaşında da denemek istiyorum bu orduyu. Hemen şöyle önce bir iksirle basalım. Bas. Bir tane daha basabiliyorum. Gayet güzel. Duvar yüzüğü kullan. Altın mı bastı? Tamam önemli değil. Duvar yüzüğünü kullanayım şöyle. Lan bu ne? Bir dakika kullanamıyorum Bitti. bir tane önce bir şeye çıktık duvar yüzünün ismi değişikti böyle ya ilginç bir ismi vardı neyse ben onu editte bir şey yaparım ismi bozuktu sanki arkadaşlar bir daha basayım şöyle bir tane daha altına basayım bak ayak üstü du duvar bastım şimdi abicim niye boş boşuna bastın ki yarı 5 e günü kalmış bunların ya zaten arkadaşlar ben 5 güne ben 2 kere daha depoları fullleyeceğim zaten bir burada bir bu kadar daha var sürekli klan savaşlarına katılıyorum daha burada bir bu kadar daha var bunları toparla toparla Başkent altını alamıyorum. Kare iksiri e, şöyle yapsam. Kare iksiri de şurada harcayabilir miyim? Harcayabilirim güzel. En azından burada harcayalım dostlar. Ayrıca de barbar ordusu kullanmıyorum da. Ejder ordusu mu kullansam? Ejder videosu çekmek istiyorum bu aralar. Tamam. Şöyle bir, bunu da etkinleştir. Bunu da etkinleştir aga. En azından iksirimizin bir kısmını da harcamış olduk. Kare iksirimizin. Toparla. Engel küreği var onu da alalım. Kahraman kitabı. Maalesef taşıcı çevirmek zorundayım. Çünkü her şeyin fullendi arkadaşlar bu hesapta. Full hesap sorunsal. Artık gelen e, büyülü öğeleri Mecburen arkadaşlar elması çeviriyorsunuz. Elle elması çevir. İnşaat çeksiri. Başkent altını. Buradakini niye alamadım? Neyse önemli değil. Başları zaten. İksiri alalım. Altını alalım. Büyük kitabı. Taşı çevirmek zorundayım. İnşaat çeksi ürünü. Kare eksi ürünü. altını ee... bir dakika yanlış yere tıkladım. Burada altını kullanamıyorum. Bir inşaatçım boşta. 4 milyona tam bir şey bas. Aha da var. Havai fişek. Böyle 4 milyonu hava fişeğe basalım buradan dostlar. Ve hemen bunu yapıştır gayet güzel. Hızlandırma da yapamıyoruz. Tamam önemli değil. En azından rünü elmasa çevirmemiş olduk. Gayet iyi. Şöyle alalım bunu da. İksiri tekrar al. Altını al. Başkent altın artık alamıyorum. Gayet güzel her şeyi toparladım. Bir de kare iksirim vardı burada onu da alalım. Gayet güzel. Ve şöyle iki tane daha artık duvar basabileceğim. Mükemmel. Rünlerim var. Rünlerimi şimdi kullanmak istemiyorum. Yani öbür gün rünmüm bir şey gelirse yerine harcarım bunu. Ama şu an kullanmak istemiyorum dostlar. Yaklaşık 29 tane bastık artık yavaş yavaş basacağız. Şöyle rakibin 7 numarasını bir göz diktim arkadaşlar. Şöyle saldırımıza başlayalım. Gayet güzel. Şimdi ilk etapta sol taraftan saldırıya başlayacağım. Şöyle bir tane yollayayım. Şöyle buz golemi orman binicisi. Bir tane hatta iki tane titan yollayacağım buraya. Şöyle bir iskelet. Buz binicisi. E, buz binicisi mi? Buz golemi. Şöyle çırak koruyucu şampiyon ve bir öfke büyüsünü şöyle atarsan tatlı olacak. Şimdi geriye kalan askerleri şöyle göndereceğim. Kral, koruyucu, preliçe, bir tane de titanım var ona da yolla gayeti. Bir öfke büyüsünü sol tarafa yollayacağım hızlı bir şekilde dostlarım. Şimdi içeri doğru ilerleyecekler. Yani şöyle bir iskelet atalım. Monolit en azından oyalamış oluruz. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Şöyle direkt zeplini artık bırakmak istiyorum. Ortaya doğru ilerliyoruz ya artık arkadaşlar. Gayet güzel klan kasi çıktı. Zehirimizi yollayalım. Şöyle koruyucunun özelliğinde yapıştırmak istiyorum. Elimde iki tane dondurma. Zehri ben atmadım mı? İki tane zehirle mi gelmişim ben saldırıya? <laughs> Anlamadım ki. Şöyle bir tane öfke. Bir dondurma. Belediye binası. Oradaki zehir kuleleri vesaire hepsini indirmiş olacağız. Gayet temiz bir saldırı. Geliyor gibi hissediyorum. Geliyor gibi hissediyorum. Şu noktaya bir dondurma dağıtacağım. Gayet güzel. Keşke kralım ölse ya. ya keşke kralım ölse yani şunu istiyorum şu an. Kralımın ölmesini istiyorum arkadaşlar. Şampiyonun özelliğini kullan gitsin abicim Oradaki en azından e, kulübeyi almış oluruz Kral bekleyeceğim Ölmeni bekleyeceğim yemin ediyorum ölmeni bekleyeceğim ya Özelliğini falan kullanmayacağım ama şu an burada da ölme ya Burada falan ölsen daha güzel olur çünkü ağır savunmalar var burada e, Bıkmal ölmezsin burada Tek bir top var Vokçukles'in canı çok az bildiğim kadarıyla Zaten e, orman bincileri oraya doğru ilerliyor Gayet güzel Sen koruyucu kraliçe kral aşağı git abicim Tertemiz Şöyle özelliğini Aynen çok az canı vardı tahmin ettiğim gibi Biraz daha ilerle, ilerle, ilerle. Kralın özelliğini kullanacağım şimdi birazdan. Gayet güzel. Bir de rakibin kralı da kitlense mükemmel olacak da neyse. Kralın özelliğini kullanayım dostlar. Güzel. Menzile gir lan. Bari oyalarsın <laughs> soğuma binalarını. <laughs> şöyle titanları kitlendi. Yapacak bir şey yok. Kraliçenin de özelliğini şöyle kullanayım mı? Oradaki... Depoyu Allah bilsin kullanacağız da depoyu indiremedi. Ve hala bir kere daha ölmeme şansı var dostlar. Buradaki anka kuşu sayesinde onu da belirteyim. Kreşin özelliğini kullan gitsin abicim artık böyle derler ya beklemenin bir anlamı yok. Tertemiz bir 3 yıldız 60 olduk. İkinci saldırım var. İkinci saldırı hakkım var. Onu da kullanmak istiyorum dostlar. Dostlarım burada güzel bir köy daha var. Buna bir yardıralım. Tekli cehennem falan da var. Güzel tam istediğim tarzda. Artık kralı öldürmek için uğraşıyorum ya olaya bak. Şöyle ee, bir iskeleti buraya atalım. Şöyle ardından Buz golemi, orman binicisi bir tane atsam yeterli olur mu? Olma, olmayabilir. Şampiyon ve çırak koruyucunu gönderip bir öfke büyüsü atsam daha tatlı olabilir. Bir iskelet, bir iskelet buraya. Şöyle hemen orman binicilerini gönderiyorum. Kral, kraliçe. Bir titanımı sağ, sağ tarafa yollayacağım. Bir tanesini de buraya. ve Bir tanesini de tam şu sol tarafa yollayacağız. Gerek kalan orman binicilerini gönderdikten sonra kraliçeyi de yolluyorum. Ve bir öfke büyüsünü atıyorum. Elimde bir iskelet daha var. Şu noktayı göndersem savunma binalarını maksat amacımız oyalamak. Şöyle... Zeplini de gönderelim. Koruyucunun özelliğinde hemen basalım gitsin abicim. Gayet güzel bir öfke büyüsü. Klan karesindeki birliklere bir zehir. Ve şu noktaya bir dondurma atmak istiyorum. Ama dondurmayı birazcık, birazcık daha bekleyebilirdim. Nedeni ise dostlarım ee, biliyorsunuz ki koruyucunun özelliği bitmeyene kadar büyük kullanmak çok da mantıklı değil. Kendi nacizane fikrim. Şöyle şampiyon sol taraftaki tekliği de alacak dostlar. Elimde hala dondurma büyüleri mevcut. Şu noktaya bir dondurma atmak istiyorum. Tertemiz şampiyon özelliğini kullan. Güzel rakibin kraliçesini indirdin. Şampiyon sen yaptın yapacağını ya da ne yapacaksın aga? Yaptın yapacağını. Şuradan dostlarım. Bir iki okçumu depoyu yollamak istiyorum. Yani olabildiğince dostlar. Olabildiğince verimli kullanmaya çalıştım birliklerimi ama. Artık krala kaldık gibi biraz ya. Kral ne yapacağız? Evet süreden yiyeceğiz %99 <laughs> Evet etrafı dolaşacak dolaşacak Burada gelecek duvara girecek bak izleyin Söyledim olacakları söyledim arkadaşlar E tabi bu tek çifte top da var Bizim o bizim titan da zarar veriyor Bak kralın özelliğini kullanayım şöyle Ölümsüz olsun birkaç saniyelik en azından Gayet güzel binalara falan eze eze gidiyor ama dediğim gibi bunu içeride, bak kral içeriye girmesi gerekiyordu normal şartlarda arkadaşlar. Kralın içeriye girmesi gerekiyordu. Bak kral tüm suç sendeymiş şimdi suç sana attım. <laughs> bir kurban geçisi bulmak gerekiyordu. Olsun olsun önemli değil. Önemli değil zaten dediğim gibi klan savaşlarını ciddi bir şekilde yapmıyoruz. Amacımız tamamen madalya almak. Çıkışımı verebilirim. Şöyle savaş yaratısı diyelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Adios Amigo. Bay bay.